13. lem'a. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi euzu bike min hamazatişşeyatin ve euzu bike rabbi en yahzurun. Sadakallahul azim. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmının müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret sual, ikinci işaret sual, üçüncü işaret sual, dördüncü işaret, beşinci işaret, altıncı işaret, yedinci işaret suali okuduk. Sekizinci işaret sualdeyiz. Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız okuduk. Sekizinci işaret sual. Sabık işaretlerde daha evvelki derslerde izah ve ispat ettiniz ki dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola suluk ediyorlar. Halbuki sair risalelerde kat'i deliller ile ispat etmişiz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve suubetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti. Ve kabil-i suluk değil. Çok dehşet bir sual yani. Hani geçen mezhepler bahsinde mi delillerin taarruzu diye bir şeyden bahsettik hatırlarsanız. Bazen ayetlerde bile oluyor mesela. İki ayet zahiren birbirine baktığınız zaman zahiren iki ayet birbirine çatışıyor gibi görünüyor. Veya hadisler birbirine muhalif gibi görünüyor. Birbirine çatışıyor gibi. Delil taarruzu. Burada da mesela Üstad Hazretleri Risale-i çok yerinde izah ve ispat ediyor ki dalalet küfür o kadar mesela hüveniktesi değil mi? Buna bir misal. Hüveniktesi öyle ispat ediyor ki nedir mesela? Tevhid ve vahdet yolu yani bütün zerreleri Allah'a vermek kolay. Bütün zerrelerin kendine uluhiyet yani ilim, irade, kudret vermek ise akıldan gayet uzak. Çok zor. Yani vahdaniyette nihayet bir suhulet, suhbet var. Ve şirkte nihayetsiz bir zorluk var. Ama burada da izah ve ispat ettin ki sen buraya kadar 8 derste, 8 işaret sualde. Dalalet yolu kolay dedin. Tahrip kolay. Tecavüz olduğu için çoklar o yola sülük ediyor. Bir tarafta şirk, küfür, dalalet, akılsızlık zor diyorsun. Şimdi izah ve ispat ettin ki dalalet kolay onun için insanlar oraya giriyor diyorsun. Ha, dehşet bir sual. Halbuki sahih risalede kat'i delillerle izah ve ispat etmişseniz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve suhbetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti ve kabili suluk değil. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. Mesela dünyanın da 7 milyar insanın, bilmiyorum Hristiyanlarla Yahudileri saysak saymasak 1,5-2 milyarı Müslüman iman etmiş hakkıyla 5 milyarı küfürde. Veyahut da hadis-i şerifin ifadesine göre veya üstadımız da humsu diyor beşerin. Gene üstadımız da demek ki kabul ettiği görüş odur. İnsanlığın 1/5'i küfürde cehenneme gidecek. Bütün insanlığın 1/5'i cennete gidecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti de, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da dahil olmak üzere ümmetin 1/5'i cehenneme, bütün ümmetlerin 1/4'ü cehenneme, 1/5'i cennete gidecek. Buradan görünüyor ki küfür yolu kolay. Demek ki insanlar oraya gidiyor. Bir taraftan da iman yolu çok kolay ama iman yolunda kimse yok. Bunları beraber nasıl düşüneceğiz? El cevap. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Tabii insanın aklına da okurken şu geliyor. Yani üstada bu soruları kim soruyor mesela? Bunlar herhalde tuluat, telepeti nevinden. Yani manevi sualler, manevi alemlerde üstada soruyor. Mesela yoksa biliyorsunuz Üstad Hulusi abi, Hüsrev abi yahut o zaman Sabri abi, Re'fet abinin mesela suallerini bizzat söylüyor mesela. Hani Re'fet'in sualine cevap diyor. Bunlar herhalde tuluat nevinden. Yani telepati. Manevi alemlerde üstada manen birisi soruyor manevi olarak. Çünkü burada çünkü üstada diyor ki ispat etmişsiniz diyor. Birisi var karşıda muhatap var. El cevap. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bunlar daha önceki derslerde hatırlattığımız gibi ilmi kelamın baba mevzuları. Bizim anlayacağımız şekliyle ilmi kelamın en büyük mevzuları, meseleleri bunlar. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Birisi ameli ve fer'i olmakla beraber. Az önce o Bayram abi sordu ya büyü meselesi. Ona cevap gelecek bak şimdi. Küfürde bir ameli küfür var. Bir de itikadi küfür var. Ameli küfür mü, itikadi küfür mü? Şimdi onu anlayacağız. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Biri ameli
ve fer'i olmakla beraber iman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir ademi kabuldür. Aynı zamanda geçen haftalarda bizim o Pursatlar grubunda Tuna abimizin sorduğu suale cevap tevafuk ediyor. Hani grupta da soruldu ya, ademi kabul, kabul, adem meselesi. Burada onun teferruat tafsilatlı cevabı verilecek şimdi. Küfür ve dalalet iki kısım. Biri ameli ve fer'i olmakla beraber, yani yalnız başına kalan bir mesele, iman hükümlerini nefyetmek, yok saymak. Mesela ahiret diye bir şey yok, kader diye bir şey yok, bu kadar. İman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki. Bu tarz dalalet kolaydır. Yok dedim, bitti. Bundan daha kolay ne var ki? Yok, bir şey yapman gerekmiyor. Yok yani. Ademi. Hakkı kabul etmemektir. Bir terktir. Bir ademdir. Yokluktur. Bir ademi kabuldür. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise ameli ve fer'i olmayıp itikadi ve fikri bir hükümdür. Bu izimler var ya şu anda, günümüzde izimler. Bunun içine giriyor işte. İtikadi ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, sadece imani veyahut da kaderi veyahut ahireti veyahut meleki inkar etmekle kalmıyor bu adam. İmanın zıttına bir yol açmaya çalışıyor. Kendi batıl fikrinin ispatına çalışıyor. Bu ise batılı kabuldür. Hakkın aksini ispattır. Bu kısım imanın yalnız nefi ve nakizi değil, noksanlıklarını görmek değil, imanın zıttıdır. Ademi kabul değildir ki kolay olsun. Belki kabul ademdir ve o ademi ispat etmekle kabul edilir. O yokluğu ispat etmek zorunda. El ademu la yesba, el ademu la isbatu. Yani bir şeyin yokluğunu ispat etmesi gerekiyor. Kaidesiyle ademin ispatı kolay değildir. Mesela buna bir örnek. Üstadımız başka yerlerde veriyor. Ben dedim ki Allah var. Allah'ın varlığına dair bir iki tane delil getirsem kafi. Sen dedin ki Allah yok. Bütün kainatı gezeceksin. Bütün zamanları gezeceksin. Onun yokluğunu ispat etmekle mükellefsin. Onun için kabulü adem zordur. Ademi kabul kolaydır. Ademi kabul ne? Şu anda toplumun ekserisi ademi kabuldedir. Ne demek? Ya çok meselesi değil. Lakaytlık, çok farkında olmamak, çok meselelerin üzerine gitmemek. Bunu ayırmamız lazım. Toplumda bir ademi kabulcüler var, bir kabul ademciler var. Ademi kabul, lakaytlık. Ondan sonra inkar ettiği şeyin ispatına çalışmak değil. Yok kardeşim böyle şeyler. Ben böyle meseleleri düşünmemekte görüyorum bütün rahatımı. Bu meseleler beni ilgilendirmez. Bence yoktur, bana göre yoktur. Bu ademi kabul. Kolaydır bu. Kabul adem zordur. İnkar ettiğin şeyi ispat edeceksin. Yok dediğin şeyin ispatı. Yokun ispatı kolay mıdır peki? Aa, işte bak üstad şimdi köşeye sıkıştırdı. Yok dediğin şeyi ispat edemezsin. Yokluk ispat edilmez. Onun için ne dedik? Allah yoktur dese, ben de vardır desem, ben bir iki tane küçük delille varlığını ispat ederim. Mesela ben desem ki kardeşim burada bu dairede su var. Delilim ne? E bak çeşme var burada. Niye? Elimde bir bardak su var. Su çeşmenin olduğuna dair bana bir delildir. Ondan sonra başkasının orada büyük bir sürahiyi görmek, büyük bir kazanı görmek burada su musluğunun olduğuna bir hüccettir. Gidip görmek de bürhandır onu. Deliller birle. Bir iki tane delil bulurum ben. Su bardağını görürüm, çay bardağını görürüm, çayı görürüm. Birisinin de elleri ıslak bir şekilde yüzünü yıkamış gelmiş olduğunu görürüm. Derim ki burada su var. Çok kolay. Çeşmeye gidip bakmaya gerek yok. Ama birisi dese ki bu evde çeşme yok, musluk yok dese bütün evi didik didik arayacak. Bütün evin gelmiş geçmiş zamanlarını gözünden geçirecek. Yokluğunu ancak ispat edebilir. Mümkün mü? Değil. Anlatabildim mi? Mesele budur. Şimdi burada anlamamız gereken mesele kabul adem, ademi kabul meselesi bu. Hatta kabul adem, ademi kabul meselesine az önce yine bir yerden bulduk. 287 idi herhalde. Ona da okuyayım kısaca. Allah. Evet, evet, evet. 180 değil. 187 olması lazım. Şurada. Kabul etmemek başkadır.
inkar etmek başkadır. Adem-i kabul bir lakaytlıktır. Bu bizim Risale-i Nur'da bir literatür kelimesi bu. Toplumda çok bilinen bir kelime değil ama yani veyahut da insanların, alimlerin çok kullandığı ama bizim Risale-i Nur terminolojisinde işimize yarayacak devamlı mevzuları ihata etmek, anlamakta kullanacağımız bir kavramdır. Bu bilmemiz gerekir yani bunu. Adem-i kabul ve kabul edem. Kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Bir şeyi kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Zahiren ikisi birbirine benziyor. İkisi de inkar, ikisi de kabul etmiyor. Değil. Kabul etmemek adem-i kabuldür. Yani lakaytlıktır, bir göz kapamaktır, cahilane bir hükümsüzlüktür. Hüküm yok. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ya ama bu mesele benim değildir. Bana ne? Bu mesele ben düşünmüyorum. Etrafımızda böyle çok insan vardır. Böyle meseleleri düşünme diyen. Yani adem-i kabulcu. Bu lakaytlık. Bu bir derece mazur sayılabilir. Bazı meselelerde ayrı bir mevzu. Bu mesela neyde mazur sayılabilir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meselesinde. Yani la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Bir adam la ilahe illallah dese Muhammed'e Resulullah demese imanı kurtulur mu? Burada iki hüküm var. Birincisi ne? Bu adam kabul adem mi, adem-i kabulcu mu? Adem-i kabul ne? Ya Allah'ı biliyorum ama peygamberi bilmiyorum kardeşim. Çok delillerim yok, hüccetim yok. Bu adam kurtulabilir. Bir derece özür sayılır. Ama kabul adam. Allah var ama peygamber yok. Anlatabildim mi? Öbürü kabul adem. Kabul ademci peygamberin olmadığını ispata çalışan insanlar. Bu kurtulamaz. La ilahe illallah dese yine kafirdir. Bu kurtulamaz. Mutlak küfürdedir. Ama la ilahe illallah buldu kainattan. Ama peygambere dair, nübüvvete dair kuvvetli bir hüccet, tebliğ gelmedi. Davet gelmedi veya gelen tebliğ de onu ikna etmedi. Bu ne oldu? Adem-i kabulcu. Kardeşim ben bu meseleyi bilmiyorum. Bence yoktur. Öyle bir şey olmaz. Dese bir derece, bakın tamamen kurtulur demiyoruz. Bir derece mazur sayılabilir. Bilmemek mesul eder gibi ama inkar etmek. Tabii inkar ettin mi gidersin yani. Bu onun gibi. Kabul etmemek başkadır. İnkar etmek bütün başkadır. İnkarda ne var? Kabul ademde ispat var. Yani mesela Darwinizm inkardır ve inkarı ispat etmeye çalışıyor adam. Yani Allah inkar ediyor. Bununla beraber kendisinin kurttan böcekten geldiğini ispat etmeye çalışıyor. Bu işte kabul ademdir. Mutlak küfürdür. Ama mesela bir de sofestayiler var ki ya kardeşim valla biz içinden çıkamadık. Hiçbir şey yok kainatta değil. İşin mesela efendim, hükümsüz. Bir şey hakkında konuşmuyor adam. Yok diyor. Sen de yoksun ben de yok. Bunlar bir derece mazur sayılabilir. Bakın mazur olur falan demiyoruz. Tabirlere dikkat edin. Öbürüne göre bir derece daha mazur sayılabilir. Özürlü sayılabilir. Bu da onun gibi. Peygamber Efendimiz her tarafa tatbik edebilirsiniz bunu. Mesela etrafımızdaki insanlarda da. Bir adam derse gelir. Biz Risale-i Nur'u ona hakkıyla gösteririz. Mesela adam bir derse geldi. Ondan sonra gelmedi. Ne deriz bu adama biz? Deriz ki hakkıyla ispat edemedik. Bu adam adem-i kabulcu. Geldi bir kere mevzuyu anlamadı. Nurculuğu, Risale-i Nur'u anlamadı. Daha da gelmiyor artık. Bu adam adem-i kabuldedir. Niye? Çok fazla yapamadık biz bu meseleyi. Anlatamadık. O adam da uzaktan lakaydane, cahilane bir hüküm verdi. Hükümsüzlük veyahut da ben bilmem kardeşim bu işler bana uzak dedi ayrıldı. Fakat 4-5 defa 10 defa geldi 1 yıl geldi mesela ve biz de Risale-i Nur'un hakkaniyetini ispat ettik adam bir anda bıraktı gelmeyi. Bu adam kabul ademcidir. Yani olan bir şey gördüğü halde onun yokluğunu ispat etmeye çalışıyor. Nurculukta da böyledir. Bizim mesela derse davet ettiğimiz insanlarda da var bu. Onun için dikkat edeceğiz. Bir kere davet ettik. Gelmiyor. Bu adam inkarcı veya bize düşman değil. Lakayt biz hakkıyla gösteremedik. Bu adam ademi kabulde kaldı. Yani cahilane bir hükümsüzlük. Hakkıyla gösteremediğimiz için. Tebliği tamamıyla ihata edip ona gösteremediğimiz için. Yansıtamadığımız için. Bir derece mazurdur bu adam. Bu adama kırılmaz derse gelmiyor. Yani bir derece mazurdur. Ama bir adam mesela bu içimizdeki hasta yerdeki abilerimiz mesela senelerdir Risale-i Nur dershanesine gelecek. Bir anda gelmemeye bak küsecek gidecek. Bu adam mesuldür. Her tarafa bunun tatbikatı yapılabilir. Evet adem-i kabul böyle hükümsüzlük. Ama inkar ise adem-i kabul değil kabul ademdir. Bir hükümdür onun aklı aklı hareket etmeye mecburdur. Aklen bir şeyler ispat edecek. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak, muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata, gaflet, dalalet, safsata, inat ve mugalata ve mükabere, yani olmayan şeyler var gibi gösterip kibirlendirmek, mükabere.
böyle böbürlenmek, mükabere. Çok güzel bir tabir, mükabere. Ve ihfal ve görerek gibi şeytani desiselerle onu gaflette bırakıp veyahut kendini biliyor zannettirip desiselerle çok muhalatı intihar eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturursun. Kabul-i Adem'i yutturan şeytandır. Kabul-i Adem'in de aslında bir hakikati yok. Ha şimdi Adem'i kabul ve kabul-i Adem meselesi bize çok yarayacağı için sen okurken biraz bir derece izah ettik. Anlaşılmayan veyahut da tam oturmadı gibi bir şey var mı mana? Otur değil mi? Adem'i kabul, hükümsüzlük, cahilane bir şey. Kabul-i Adem, inkar ettiğin şeyin zıttını ispat etmeye çalışmak. Önemli bir kelam tabiri. Evet. İşte sair risalelerde, Risale-i Nur'un ekser yerlerinde imtina derecesinde suhbetli. Mevzuyu dağıtmayalım. Mevzumuz neydi? Başka mevzularda izah ettin. Küfür ve dalalet yolu kolay olduğundan insanlar öbür tarafa gidiyor. E başka yerlerde izah ve ispat ettin ki iman yolu çok kolaydır. Bu ikisini beraber nasıl düşüneceğiz? İşte bu iki kısımdır ki ne diyor? Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve fer'i olmakla beraber iman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki. Birinci derste Amine Resulü bahsinde okundu ya. İman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir ademi kabuldür. 4-5 tane mertebesi var. Bu meseleleri düşünmemekten tut, hükümsüzlükten tut, cahillikten tut, lakaytlıktan tut gider. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş. İkinci kısım ise ameli ve fer'i olmayıp bizim şu anda toplumun da imanı bunun manayı muhalifiyle kabul ademi kabulcudur. Ne demek yani? Taklidi bir iman var toplumun %80'inde. Yani iman etmek başkadır, inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün başkadır. Şimdi bu tabiri de buraya düşünürsek, iman etmek Allah'ı sıfatlarıyla, isimleriyle, gönderdiği peygamberlerle, gönderdiği kitaplarla, ondan sonra zamandan ve mekandan münezzeh olmasıyla, vahidiyetiyle, ahadiyetiyle, ondan sonra kuvvetiyle, kudretiyle tanıyıp bilmektir iman etmek. İnkar etmemek de şudur. Allah var ya, kainatta bir yaratıcı var. İkisi aynı değil ama. İnkar etmemek bir cihette ademi kabul gibidir. İman etmek ise kabul ademin manayı muhalifindeki müsbet şeydir. Yani inandığın şeyin ispatına çalışmak. Öbürü inkar ediyor. Kendi inandığını ispat ediyor menfi manada. Bizim Risale-i Nur tarzımız ise müsbet manada inandığımız şeyi izah ve ispat etmeye çalışmaktır. Ki zaten Allah'ın bizden istediği de budur. Evet, ne dedik? Nereden açıldı mevzu? Toplumda insanların %80'i, %90'ı bu seviyededir. Yani körü körüne bilmeden cahilane hükümsüzlükle kabul eder. Mesela kadere hepimiz iman ederiz. Peki hangimiz kaderin meselelerini izah ve ispat edebiliriz? Yok. Yani cahilane hükümsüzlükle kabul etmek. Aslında bunun Allah katında çok da bir ehemmiyeti yok. Evet, bütün ehemmiyetsiz değil de. Hani bir kafir gibi değil ama çok da bir ehemmiyeti yok. Hele bu asırda aklın, ondan sonra bilimin ön planda olduğu, insanların latifelerinin tamamen hissiyatlarının çalıştığı bir dönemde bir insanın Allah'ı tanımaması, hakkıyla bilmemesi, ondan sonra ben bu meseleyi anlamıyorum demesi özür teşkil etmez. Peygamber Efendimiz'i tanımamak, bilmemek bu zamanda özür teşkil etmez. Çünkü fetret yok. Tebliğ her tarafta var. Sadece hakikati bulmak lazım. İşte bu ise ne oldu? Birinci kısım risalelerde gösterildi. Risalelerde kolay gösterildi. İkinci kısım ise ameli ve fer'i olmayıp belki itikadi ve fikri hükümdür. Yani ne demek? Derste birinci derste söylendi ya, hani misal verildi. Neyi? Kardeşim bu zamanda erkek iki, kadın bir alacak mirastan. Veliz zekeri hazzi ünseyeyn. Doğru mu? Hafız sen burada olacaksın, bize yardım edeceksin. Biz yarım hafızız yani, senin gibi değiliz. Feliz zekeri hazzı ünseyeyn. Yani erkek iki, kadın bir alacak. Bunu mesela ya kardeşim vallahi bilmiyorum. Bu zamanda nasıl olur bilmiyorum. Bak hükümsüzlük. Devletimiz bire bir diyor. Devletimizin dediğini yapalım. Bak bu ademi kabuldür. Yani ne demek? Cahilane bir hüküm. Bilmiyor, zıttını da ispata çalışmıyor. Meseleyi Kur'an'la bile bağlamıyor hatta. Kur'an'da olduğunu bile bilmiyor adam. Bu adama sen kafir diyemezsin. Bu adam kafir oldu diyemezsin direkt. Ama öbürü tutuyor diyor ki ne diyorsun kardeşim sen ya? Olur mu öyle şey? O eski 1400 yıl önceki hükümlerdi. Ben şimdi bunun birebir olmasının gerektiğini sana inanıyorum, savunuyorum, ispat ederim. Dese küfürdür, kabul edemdir, mutlak kafir olur.
Bak, hassasiyetleri fark ettik mi şimdi? Yani tevafuk etti. Barış abimiz Allah razı olsun buraları okumuş. Demek ki ikinci derste tevafuk etti yani. Sizin okuduğunuz manaların detayı oldu bir cihette. Bu ise batılı kabuldür. Hakkın aksini ispattır. Bu kısım imanın yalnız nefi ve nakizi değil, imanın zıttıdır. Adem'i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabul Adem'dir. Yani üstadımızın burada dediğine, yani küfür ve dalalet yolu aslında bu cihette çok zor. Niye? Adam yoku ispat edecek. Nasıl ispat edecek ki? Yani çok zor bir yolda gidiyorlar. Ama oraya düşmek çok kolay. Niye? Hükümsüzlük. Düştükten sonra orada katı kesafet deniliyor. Yani kalınlaşıyor, gabileşiyor, kuvvetleniyor, küfre düşüyor. Mesela üstadımız bunu da işaret hücazda söylüyor ama bakalım hatırla, oraya da gidebiliriz belki. İşaret hücazda da bunun izah ve ispatı var. O azizim diye başlayan yerler var ya. Evet. Belki kabul Adem'dir ve o Adem'i ispat etmekle kabul edilir. El Adem'u la yusbet. Yani ispat etmek Adem'i elbette kolay değildir. İşte sahih risalelerde imtina, imtina bir cihette imkansızlık yani. Mümkün değil yani. Mümteni, imtina. İmtina derecesinde suubetli ve müşkülatlı, suhulet değil, suubetli. Yani önünde çok sert engeller var o meseleyi ispatmak için. Ve müşkülatlı, gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazım gelir. Zerre kadar şuuru bulunan bu yola girip sülûk etmemesi, düşmemesi gerekir. Hem bu yol risalelerde kat'i izah ve ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var ve karanlıklı ve boğucu karanlıkları var ki zerre miktar aklı bulunan o yola talip olmaz. Hüveniktüs'ün izah ve ispatı buna delildir mesela. Nasıl? Bir misal. 100 askeri bir komutanın kontrol etmesi mi kolaydır? Bir askeri 100 komutanın kontrol etmesi mi kolaydır? Değil mi? Niye? Çünkü emir ve iradeden gelen bir kolaylık var. Çok basit bir mesele yani. Bunu anlatsak yeter. Veyahut bütün zerreleri ilim, irade ve kudreti olan bir zatın emri tasarrufuna verip hava zerrelerinin yaptığı faaliyeti kabul etmek mi kolaydır? Yoksa her bir zerre bütün lisanları biliyor, bütün ses tonlarını biliyor, bütün hissiyatları biliyor, bütün görüntüleri biliyor, bütün frekansları biliyor. Birbiriyle beraber birine emir ediyor. Aynı zamanda kudreti var ki öbürüne sözü geçiyor. Aynı zamanda iradesi var, seçim hakkını kullanıyor. Aynı zamanda ilmi var. Hangisi kolay? Hiçbiri bir şey bilmiyor. Bilen birinin emriyle hareket ediyor. 100 bin askeri bir tane komutan arş der, ileri hareket ettirir. Yoksa o savaşı kazanmak için bütün askerlere o komutanda olan askeri ilmini vermek lazım gelir. Bu ise daha zordur, müşkülatlıdır, zahmetlidir, adeta mümtenidir, imkansızdır. Ha, risalelerde bu zaten izah ve ispat edilmiş. Eğer denilse, bir sual daha çıktı içinde. Bu kadar elim ve karanlıklı müşkülatlı yola nasıl ekser insanlar giriyorlar? Bu arada tabii ki sayımız az, çok kalabalık değiliz. Mevzu da kelam mevzusu olduğu için oturmayan yer olabilirse, dar olduğu için dairemiz sorabilirsiniz yani. Çünkü biliyorsunuz üstad 100 metre daldı mı bırakmıyor. 100, 200, 1000 gidiyor yani aşağıya doğru. Onda girmeye başladı. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı müşkülatlı yola nasıl ekser insanlar giriyorlar? Tamam, kabul ettik. İyi de insanların çoğu bu yola giriyor. Normalde nedir? İnsanların özelliği kolaya kaçmaktır. İnsanlar kolaycıdır, zora gitmez ki. Eğer ekser insanlar bu yolda gidiyor. Ha, el cevap. İçine düşmüş bulunuyorlar. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu ne? Bakalım Adem'i kabul, kabul Adem anlaşılmış mı? Tuncay'ı vurdum. Bu nedir? İnsanlar içine düşmüş bulunuyor. Bu Adem'i kabuldür işte. Yani farkında oraya giriyor, sonra Adem'i kabulden kabul Adem'e gidiyor. Yani direkt kimse kabul Adem'e bir anda gitmiyor. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, akıbeti görmedikleri ve düşünmedikleri ve o insandaki letaif-i insaniye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Yani ondan artık lezzet alıyor. Yüzüne gözüne bulaştırdı mı? Şu anda mesela televizyonlara falan baksanız bu ehli dünyaya, sosyeteye. Yüzüne gözüne bulaştırıyor. Ondan da zevk alıyor. Peki sen buradan cahil avam bir adam olarak ne diyorsun? Ya bunların yaptığını hiç kimse yapmaz diyorsun mesela. Ama o oraya zaten bilerek isteyerek gitmedi. İlk başta yani. Yavaş yavaş. Önce Adem'i kabuldü.
Oraya düştü. Ne yapacaksın? Mecbur onu ispat edeceksin. Nasıl? Ne gibi mesela? Örnek veriyorum. Mesela İsmail abi polis. Hasbelkader, geçim derdi, rızık derdi. Gitti polis oldu. Niye oldun? Ya rızkımız, çoluğumuz, çocuğumuz hiç olsun. Belli bir zaman sonra polisliğin ne kadar güzel bir meslek olduğunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu izah ve ispat etmeye çalışır. İnsanın fıtratı, işte o kabul Adem o meseledir. Adem'i kabul, ilk başta oraya düşmek, kabul Adem orada zaman geçtikten sonra onun ispatına çalışmaktır. Herkesin dünyasına bunun çok yere tatbikatını yapabiliriz. Evet, içine düşmüş bunu çıkamıyorlar. Hatta okuyacağız bulabilirsek yerini. Bismillah deriz açılır. Allah. Şeytan falan meselesi var ya. Şeytanın kalbinde diyor imana mahal yok mu diyor. Geri dönemez mi? Şurada sualler var. Evet, 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 evet. Bu ayrı bir sual. Teslim edin bana. Efendim? Evet, kaçta? Ha, oradan geliyor bak. O küfür iki kısımdır dedi ya. Ha, şurada nereden başlayalım? Hatta ellezine yu'minuna bil gayb mı burası? Mahiyeti küfür. Çok güzel yerler var. Sual okuyalım gidelim hızlıca. Bize çok faydası olur çünkü. Kur'an zaruriyatı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olmaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı birine muhaliftir. Cevap: azizim, Kur'an'ın her bir kelamı üç kaziyeye müştemildir. Birincisi bu Allah'ın kelamıdır. İkincisi Allah'ça murat olan mana haktır. Üçüncüsü manayı murat budur. Eğer Kur'an'ın o kelamı başka bir mana ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'an'ın başka bir yerinde beyan edilmişse birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lazımdır. Ve inkarları da küfürdür. Şayet bak Kur'an-ı Kerim'in o kelamı başka bir mana ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'an'ın başka bir yerinde beyan edilmiş ise birinci ve ikinci kaziyeleri yani Allah'ın kelamıdır. Allahça mana, murat olan mana haktır deyip bir ve ikinci kaziyeyi kabul edeceğiz. Ve inkarları da küfürdür. Fakat şayet Kur'an'ın o kelam başka bir mana ihtimali olan bir nas veya zahir olursa yani ayet anlayacağımız şekilde nes olmuşsa ayetin üzerine bir mana daha inmişse veya ayetin hükmü genişletilmişse üçüncü kaziyeyi kabul etmek lazım. Manayı murat budur. Yani bizim anladığımız budur demek lazımdır. Üçüncü kaziyeyi kabul etmek lazım olmadığı gibi inkar da küfür değildir. Bu deminki büyü meselesi nerede? Büyü meselesi böyle bir meseledir. Mesela nedir? Büyü meselesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama büyü imani bir mesele olarak anlatılmıyor. Falokları şunlar bunlar diyor size yasaklanmıştır diyor. İmani bir mesele olarak geçmiyor. Peygamber Efendimiz de hadisleriyle onu haram kılıyor. Onun için bir insan büyüden uzak dursa veyahut da kardeşim ben bu meseleyi kabul etmiyorum bana uzak olsun yapan yapılan da bir şey olmaz. Veyahut da kardeşim ben hiç duymadım böyle meseleleri aman bize uzak olun. Duymadım demek bilmemek onu küfre düşürmez. Niye? Bak tabir şu. İşte bu üçüncü kelimeyi kabul etmek lazım olmadığı gibi inkarı da küfür değildir. Çünkü sarahaten bir mana yok. Az önce soruldu ya. Tabii biz de dedik hatırlarsanız çok okumak lazım Risale-i Nur ancak izahlar anlaşılır gibisinden. İşte müfessirlerin ihtilafları ancak ve ancak şu kısma aittir. İhtar mütevatir hadislerde bu hususta ayetler gibidir. Mütevatir hadis varsa yani farklı yollardan gelen kuvvetli hadisler varsa bu hususta ayet gibidir. Yalnız birinci kaziye teemmül yerindedir. Çünkü hâzâ ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır. Sual: küfür cehildir. Allah'ı inkar etmek kafir, küfür cehildir. Halbuki kafirler Hazreti Muhammed'i evlatlara kadar tanıyorlardı. Bu da ayetin nasıdır.
Ayet diyor, onlar sen evlatlarından daha iyi biliyor. E şimdi bir tarafta ayet sen evlatlarından daha iyi bilir diyor. Öbür tarafta küfürü cehalet olarak gösteriyor. Ha, cevap. Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkincisi bildiği halde inkar eder. Küfür iki kısımdır. Bilmediği için inkar eder. Hazreti Vahşi buna örnektir mesela. Hazreti Hamza'yı niçin öldürüyor? Bilerek değil ki. Peygamber de bile inkar etmiyor ki. Kendisini kurtarmak için, kurtulmak için bir adam, işte birisi var, kendi peygamberlik iddia ediyor. Bunun amcasını öldü, gidip öldürüyor. Bilmiyor yani. Öbür taraf Ebu Cehil. İkinci kısım ise. Yani bir kısmı bilmediği için inkar eder, ikincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir. Burada aklınıza şu gelir hemen sizin. Ebu Talib o zaman ikinci kısımdadır. O zaman o da kafirdir. Hayır. Ebu Talib'in inkarı yok. Kabul etmemesi var. Nasıl bir kabul etmeme? En lakaytlığın en alt derecesiyle kabul etmeme hem de. Yani evladım ben biliyorum, farkındayım ama hani benim durumumu biliyorsun. İşte malum mesele. Kadınlar bile bana güler. Eğer kabul et, korktuğundan kabul etti derler. Yoksa Ebu Talib'in yani Hazreti Ali'nin babasının, Efendimiz'in meşhur amcasının öyle bir derdi yok. Aklımıza bura gelmesin hemen. Çünkü diyoruz ya bildiği halde. Biliyor inkarı. İnkar yok onda. Ne? Sarahaten iman etmemiş. İkisi farklı mesele. İnkar etmek ayrı. O sarahaten açık bir lisanla üstadımızın tabiriyle iman getirmemiş. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü veyahut da la ilahe illallah Muhammed Resulullah tabirini sarahaten söylememiş. Ha, onun için onu bir kafirle biz bir yere koyamayız. Üstadımız onu ayırıyor. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bak onun içine gidelim. Bilir. Hangisi birkaç şube? Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkinci kısmı bildiği halde inkar eder. Bu kabul ademciler. Bunları da ayırıyor bak üstad şimdi. Burada detayını vermedi fazla. İşler hatırlayacağız da. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bilir. Lakin kabul etmez. Bu odur işte. İkincisi yakini var. İtikadı yok. Yani olabilir ama tam da emin değilim. Bence değildir. Karıştırdı. Üçüncüsü tasdiki var. Lakin vicdani izanı yoktur. Yani bu Ebu Cehil gibiler. Yani biliyor aslında. Bilmez mi? Biliyor peygamber. Ama vicdanen kendi vicdanı bozulduğu için tabii ki vicdan derken onların vicdanı bozuk vicdan. Niye ben değildi o diyor. Vicdanen kabul etmiyorum. Sual. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yani şeytan yarın bir gün dese ki kıyamet kopmadan. Ulan ya Rabbi ben pişman oldum. Affet beni. Dese kurtulur mu? Güzel bir sual değil mi? Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca, yaratılışı gereğince kalbi daima idlal ile telkin için daima yani fitneyi fesadı ortalığı idlal etmek için telkinden dolayı kendi fıtratı fikri daima küfrü tasavvurla meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş yeri kalmamış ki marifet olsun. Yani bir işe düşen ilk başta onu yapar. Meslek olarak da öyle. Bir insan mesela meslek olarak bir işi yapar. Sonra fıtratı meslek hastalıkları deniliyor buna. O adamın mesleğinin muktezası fıtratını değiştirir o adam. Fıtratını bozar. Fıtratı arızalanır. Ha bu arızadan fıtrattan kurtulmak için bundan çok kuvvetli bir iman lazım ki müteaddit şahsiyetler bahsindeki gibi o şahsiyet meselesi anlayacak. Evde ayrı. İşte ayrı, dershanede ayrı konum olacak. Üç şahsiyet olacak. İbadette yani Allah'ın huzurunda yani dershanede ayrı bir kişilik, iş yerinde ayrı bir kişilik. Tabii bunlar kolay mesele değil ki. Ekser insanların %80, %90 yani bunu karıştırır, meslek hastalıklarına yakalanır. İnsanların ekserisinde meslek hastalığı var. Ne demek yani? Yaptığı işteki arıza, yaptığı işteki gereksinim fıtratını bozar. Çünkü ekseriyet itibariyle 10 saat işte, 8 saat işte, 12 saat işte adam mesela 12 saat onun fıtratına tesir eden şey, eve geliyor marifetle 12 saat meşgul olamıyor. Çocuklarıyla 12 saat meşgul olamadığı için hakkıyla bir hakkın 8 saatini gaflete uykuya veriyor. Kalan 4 saat. 12 saatlik mesleki arızası 4 saatlik dünyevi hayatına veyahut da şahsi hayatına idlal ediyor. Şeytan da böyle. Anlatabildim mi? Ne oluyor? Devamlı fitne, fesat, idlal çıkardığı için veyahut da fikri daima küfrü tasavvur etmekle olduğundan dolayı kalbinde yani kendisinde, dünyasında, fikrinde marifet için boş bir yer kalmıyor. Çok güzel mevzular bu. İşaret edeceğiz.
Elhamdülillah yani. Sual. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlamasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne zarar olur? Zünnar, bu geniş kemerler var ya, böyle takıyorsun, rüküye gidemiyorsun yani. Değil mi? He? Eskiden modaydı yani, memleketimizde de modaydı. Hala da böyle dansçılar, mansçılar takıyorlar. Kasıtlı bunlar keferen icatlardır veya şapka. Ha, şurada bu bizim işimize yarayacak bir mesele. Üstadım bu içtihadı fetvasıdır. Kalbe ait bir sıfat küfür. Yani adamın kalbinde iman var mı yok mu biz bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Kalbe aittir bu. Ama zünnar bağlanmasından veyahut da ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden o adam için küfür nasıl hasıl olur? O adama nasıl kafir diyeceksin? Normalde şeriatın kaidesidir. Kafada şapka varsa o adama kafir desen mesuliyetin yok. Niye? Küfrün bayrağı kafasında. Veya zünnar, küfrün alameti kafasında olduğundan mesuliyeti yok. Cevap. Gizli olan umura şeriat emarelere göre hükmeder. Şeriatın kaidesi. Yani Türkçesi anlayacak. Şeriat zahire bakar. Hüküm zahire göre verilir. Biz kalbini bilemeyiz ki kimsenin. Zahirde neyle görünüyorsan ona göre hüküm verilir. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiri illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükua. Mani olan bir kısım zünnarların, yani rüküye gitmeye engel olan o geniş kemerler, böyle bir karış iki karış rükü yapmana engel oluyor senin. O zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye emare sayılır. Gizli olan sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna katiyetle hükmedildiğinden bu gizli emareye göre hükmedilir. Yani kalbindeki imanı bilmediğim için görünen şeye göre hüküm veririm. Ona kafir denilir. Sual, inzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır? Cevap, inzar yapılmadığı takdirde teklif de yapılmazsa ademi tecziyelerinden bir hüccet olur. Zira biz ne yapalım? Ne tebligat yapıldı, ne tekliften haberimiz var diye mücazattan bir kurtuluşlarına sebeptir. Yani teklif hakkıyla yapılmazsa o adamın mesuliyeti kurtulur. İmam-ı Azam'a göre peygamber dahi olsa, Hanefi mezhebinde demek ki delili var, hadis-i şerif var demek ki. Peygamber dahi olsa bir bedeviye gidip tebliğ yaparsa ama birebir bir ortamda. Ondan sonra peygambere adam iman etti. Ben peygamberim dedi, kabul etti. Sonra biri gider derse ki ve akrabaları, eşi, dostu, kardeşim o adam yalancıydı, peygamber falan değil deyip o iman eden adam tekrar imanından vazgeçse mesuliyeti yine olmuyor. Niye? İnzar ve teklif hakkıyla olmuyor. Anlatabildim mi? Allah-u Teala'nın rahmetine kadar geniş, görüyor musunuz? Bak, rahmeti gazabı geçmek bu demek. Peygamber ayağına gidiyor ama yine mesul olmuyor. Ya. Evet. Cenab-ı Hakk'ın sual, onların küfür ve temerrütlerinden yaptığı ihbar onların imana gelmelerine itmina derecesine çıkarıyor. Mümteni ve muhal olan bir şey teklif edilir mi? Yani mesela en meşhur örnek Tebbet suresi buna. En meşhur örnek o. Ebu Leheb'ler kurusun iman etmeyecek diyor. Yani onların iman etmeyecek, Allah zaten açıkça söylüyor. Peki iman etmeyecek insanlara gidip niye teklif yapılıyor? Nasıl bir sual? Değil mi? Acayip. Yani iman etmeyecek diyor ya mesela. Habibim sen onları anlatsan da anlatmasan da onlar kabul etmeyecekler diyor. İman etmiyor. O zaman niye teklife gidiyor Efendimiz? Ebu Cehil'e mesela. Ayet iniyor ya, etmeyecek iman diyor. Peki niye Efendimiz 100 defa gitmiş ayağına? Acayip sualler. Cenab-ı Hakk'ın onların küfür ve temettülerinden yaptığı ihbar ve onların imana gelmelerini, hani onların kalpleri mühürlenmiştir diyor mesela. İmtina derecesine çıkarıyor. Mümteni ve muhal olan bir şey teklif edilir mi? Cevap. Cenab-ı Hakk'ın ihbarı, kader meselesi işte budur. İlim mi, ilmi ve iradesi sebepten katı nazarla yalnız küfürlerine taalluk etmez. Yani Allah'ın biliyor olması, söylemiş olması onların iradelerine müdahale etmez. Ancak ihtiyarıyla küfürlerine birlikte taalluk eder. Bu ise ihtiyarlarını nefret etmez ki teklif bil muhal olsun. Bu bahsin tafsilatı gelecektir. İşte ilmi kelam alimlerinin kader meselesinde cüz-i irade, külli irade meselesinde boğulduğu yer burasıdır. Buradan çıkamamışlar. Üstad Hazretleri işte burada diyor. Nedir ki şu cüz-i ihtiyarı ne kadar kastan altından cebir çıkıyor dediği yer burası. Evet. Bir tane daha okuyayım, mevzumuza döneceğiz. Güzel gidiyor değil mi? Fatih abi güzel mi? Buyurun abi. Şeytan az önce o zaten vardı dedi ya.
Evet. O zaman şeytanın fıtratında varsa zaten öyle mi yaratılmış diye anlamamız. İşte altında cebir fıtratında, o öyle yaratılma istediği için öyle yaratıldı. Ne kadar kaslan altından cebir çıkıyor? Cebir değil. Kendisi öyle olmak istediği için fıtratına göre halkolundu. Ne dedi? Ya Rabbi bana mühletler, ben kıyamete kadar insanları dalalete saptıracağım. Deseydi ki ya Rabbi ben pişman oldum o anda. Ne olurdu? Cenab-ı Hak bizce meçhul ama Cenab-ı Hak onu başka bir mecraya sevk ederdi. Çünkü Allah'ın kader bahsinde anladığımız şekliyle Allah insanlara haşa binler haşa zulmetmez ki. Yarattığı mahlukata zulmetmez ki. O ne diyor? Tövbe etmemekle, geri dönmemekle beraber o zaman ben onları yoldan çıkarım. Öyle mi? Peki tamam, yoldan çıkar. Allah-u Teala onu onun isteğine göre ayarlıyor, cihazlandırıyor. Yani fıtratımı boz diyor, Allah da bozuyor. Benim kalbimde marifete yer bırakma diyor, Allah da bırakmıyor. Öyle anlamak lazım. Onun için işte cebir altından çıkıyor mesela. Zor bir mesele. Bak biz mesela bu meseleyi seninle 100 kere okumuşuz. 100 kere anlatmışız derse. Ne oluyor yine? Karışıyor değil mi? Bu öyle bir mesele, bu kader meselesi. Ne kadar bilsen de bir yerden cebir müdahale ediyor. Onun için üstad söyledik biraz sonra. Ne kadar kassan cebir çıkıyor. Sual, iman etmeyeceklerini ifade eden la yu'minune ve emsali ayetleri olan iman etmeye davet etmekten adem imana iman çıkarıyor. Onların iman etmeyeceğine iman et diyor. Adem imanla iman çıkarıyor. Bu ise muhal aklidir. Cevap, yani akıldan uzaktır. Onlara teklif edilen iman icmalidir, tafsili değil. Yani Allah'a peygamberi kabul et diyor yani. Yoksa imanın teferruat ve tafsilatından bahsetmiyor ki. Her bir hükme ayrı ayrı birer birer iman ediniz diye teklif yapılmıyor ki bu mazur lazım gelsin, bu özür onlar için kabul edilsin. Yani orada ne esas? Oradaki ayetlerde bahsedilen tafsilli bir iman değil. Ne peki? O Allah, ben de onun kulu ve elçisiyim. Buna iman edin diyor. Yoksa imanın meratibine, risaletin meratibine, mertebelerine iman edin gibi bir mesele değil. Sonra küfürleri sigay-ı mazi ile zikretmek hakkın tebeyyününden sonra onların küfrünü kucaklayıp kabul etmelerine işarettir. Bunun içindir ki onlara karşı inzarın, adem-i inzar gibi faydasız kaldığına, onlara karşı teklif yapmanın hiç teklif yapmamak gibi olduğuna, faydasız kaldığına sevaun kelimesiyle işaret yapılmıştır. Yani sen onlara anlatsan da anlatmasan da bir şey değişmeyecek kelimesiyle işaret yapılmıştır. Evet, şimdi niçin buradan okuduk? Küfrün içine düşmüşler, çıkamıyorlar. Şeytandan bunu örnek verdik. Ebu Leheb'den örnek verdik. Ebu Cehil'den örnek verdik. Altyapı manasında. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri akıbeti görmedikleri ve düşünmedikleri ve o insandaki letaif insaniye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Şimdi hepimiz de biliyoruz mesela. Yani sadece ehli dalalete, ehli küfre gitmek gerekmiyor ki. Mesela kendimiz yaptığımız işlerin yanlış olduğunu veyahut da mesela günlük 10 saat dünyaya çalışıp 1 saat Allah için çalışmamanın yanlış olduğunu bilmiyoruz mu? Ama zevkli olduğu için içinden çıkmak istemiyoruz o işin. He? Öyle değil mi yani? Bu kadar basit yani. Yani ehli dalalete, ehli küfre gitmeye gerek yok ki. Kendimizden pay biçelim yani. Hepimiz de biliyoruz. Bilmiyoruz mu? Ama zevkli. Sigaranın zarar verdiğini bilmiyor musun? Ama yine de içiyorsun. Ne? Zevkli. Hazır lezzet yani. Hazır lezzet olduğu için zevkli. İçine düşmüşsün. Yanlışını bile bile devam ediyorsun. Nereye kadar ucu var bunun? Allah'ı inkara kadar mertebesi var işte. Sigara gibi basit bir meseleden veya basit alışkanlıklardan tut. Yaptığın yanlışlarda alışmışsın. İçine düşmüşsün. Onu yüzüne gözüne bulaştırmışsın. Ne yapıyorsun? Yeri geliyor onun ispatına çalışıyorsun. Yeri geliyor ya bu günah değil diyorsun. Yeri geliyor ya ne alaka kardeşim diyorsun. Yeri geliyor diyorsun ki bu böyle diyorsun. Fetva veriyorsun, içtihat yapıyorsun. Yeri geliyor emsal teşkil eden bir misal getirip kendi yaptığın yanlışı meşrulaştırıyorsun. Hepimizin gündelik hayatta yaptığı şeyler değil mi bunlar? Yani ehli dalalet, ehli küfre gitmeye gerek yok yani. Sual. Eğerden ise dalalet de öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki kafir değil hayattan lezzet alması hiç yazamaması lazım geliyor. E şimdi sen dalaleti, küfrü öyle bir anlattın ki dalalet, küfür zehir zıkkın bir şey. E o zaman kafirlerin dünyadan hiçbir lezzet almaması lazım. Ama bakın dünyada en çok lezzeti kafirler alıyor. Hani sen dalaleti, küfrü öyle tarif ettin, öyle anlattın ki kafirde dünyaya dair hiçbir lezzet almaması, hayattan lezzet almaması, hiç yaşamaması lazım geliyor. Belki o elemden ezilecek, imansızlıktan dolayı ezilmeli, korkudan ödü patlamalı.
Çünkü insaniyet itibariyle hadsiz eşyaya müştak ve hayata aşık olduğu halde küfür vasıtasıyla mevtini bir idam-ı ebedi, inkarından dolayı ahirete inanmadığı için ölümü ebedi yokluk ve ebedi bir ayrılık, firak-ı layezali, kavuşmamak üzere ebedi bir ayrılık ve zevali mevcudatı, mevcudatın yok olup kaybolmasını ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarekat-ı ebediye suretinde gözü önünde, yani ölüm denilen şeyi sevdiklerinden, ahbabından, akrabasından ebedi bir ayrılık olarak gördüğünden küfür vasıtasıyla şöyle gören bir insan nasıl dünyada yaşayabiliyor hala? He? Nasıl yaşar insan? Kafir nasıl yaşıyor? Yani her gün gözünün önünde akrabasını, eşini, dostunu, sevdiklerini idam eden ölümü görecek. İmansızlıkla ebedi yokluğa gördüğünü bilecek. Malın, dünyanın, eşyanın, işin, mevkinin hiçbir faydasını vermediğini görecek. Bununla beraber yine de dünyadan lezzet alacak. Nasıl yaşayabilir? Nasıl hayattan lezzet alabilir? Sual. Gene çok muhteşem bir sual. El cevap. Acip bir mağlata-i şeytaniye ile. Az önce kabul Adem'de mughalata geçmişti değil mi? Kabul Adem'in ispatını yaparken gaflet, ihfal ve mughalata ve mükabere dedi. Şeytanın verdiği bu derslerdir bunlar. Hatta tekrar unutmamak için hatırlayalım. 187 idi sözler değil mi? Bilmemiz lazım. Yani bizim bu şeylerimiz nereden geliyor? Şeytanın verdiği şeyler, desteler bize. Evet, şuradan tekrar okuyayım. Batılı hak, muhali mümkün gösteren gaflet. Batılı hak, muhali mümkün gösteren gaflet. Birincisi bu, gaflet. İki, dalalet, safsata, inat, mughalata, mükabere, ihfal, görenek gibi şeytani desteler. Altı tane şey sayıyor bakın. Bu altı şeyin hocası şeytan ve bize hepimize bunu veriyor. Ha, bize işte o ölümü, o ayrılığı, yokluğu, acıyı, dünyanın fani olduğunu kafire tatbik etti. Biz de Müslüman olarak kendi üzerimize alalım. Biz de biliyoruz ölüm var ama hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz. Bunları bize yaptıran şeytan. Nasıl? Acip bir mughalata-i şeytaniye ile kendini aldatır yaşar. Bunun bir adı şu olabilir mi? Tevehhümü ebediyet. Kendini ölmeyecek zannetmek. Bu aslında Allah'ın bir nimeti biliyor musunuz? Hepimize. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacağız. Yani öyle zannediyoruz kendimizi. Halbuki her an ölme ihtimalimiz %100. %99 değil bakın. Her an ölme ihtimalimiz %100. Yani bir an sonra ölebiliriz. Yaşama ihtimalimiz %0. Çünkü milyonlarca sistemin birbiriyle imtisaç ve uyumuyla çalışan bir sistem var. Kalbimizin bir saniye durma ihtimali %100. Çalışma ihtimali %0. Ama çalışıyor ve biz %100 çalışacakmış gibi yaşıyoruz dünyada. Sanki 100 yıl yaşayacakmış gibi. 1000 yıl değil, milyon yıl değil, sonsuz yaşayacakmış gibi. Tevehhüm-i ebediyet. Hiç ölmeyecekmiş zannetmek. Mesela biz birini seviyoruz, eğleniyoruz. Veyahut da bir şey alıyoruz kendimize, eşya. Her tarafa tatbik et. Onu ilk günkü gibi seveceğiz zannediyoruz. Onu ebedi sahip olacağız deyip seviyoruz. İnsan tevehhüm-i ebediyet olmazsa hiçbir şey sevemez. Allah bize önce tevehhüm-i ebediyet veriyor. Yani onu ebedi senin olacak zannediyorsun. Yoksa mesela ne oluyor? Gidip araba alıyorsun. Ya 1 milyon TL'ye bir jip alınır mı? Alıyor. Niye? Zannediyorsun ki 1 milyon sene geçse o jip gene 1 milyon TL değerinde kalacak. Öyle oluyor mu? Biliyorsun ki 3 sene sonra 200 bin liraya satamayacaksın. 5 para da etmeyecek, elinde patlayacak. Dünya kadar da. Ama ne oldu? Acip bir mughalata-i şeytaniye ile tevehhüm-i ebediyet yardım ediyor. Sen onu hep elinde sıfır aynı değerde kalacak zannediyorsun. Bile lades mi diyorlar? bile yanlış yapıyorsun yani. Acip bir mughalata-i şeytaniye ile kendini aldatır, yaşar. Suri bir lezzet alır. Suri bir lezzet alır mı? Alır, zanneder. Yok. Suri bir lezzet alır, zanneder. Lezzet almak da yok. Suri bir lezzet alır, zanneder. Meşhur bir temsil ile o meselenin mahiyetine işaret edeceğiz. Şöyle ki, deniliyor bir misal. Deve kuşuna demişler, kanatların var, uç. O da kanatlarını kısıp, ben deveyim, uçamam demiş. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı kuşu beni görmesin diye başında kuma sokmuş. Halbuki avcı onun koca gövdesini dışarıda gördüğünü
dışarıda bıraktığını görüp, avcı onu görüp avcıya hedef etmiş kendini. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun, öyleyse hadi yük götür. Hemen o zaman kanatlarını açıvermiş. Demiş ki, ben bir kuşum. Yükün zahmetinden kurtulmuş. İnsan böyle işte. Yani bu, bakın, yani bu kafir müşrikleri anlatmıyoruz. Ya biz kendimiziz bu kendimiz. Vallahi kendimiziz yani. Nefis deve kuşu gibidir. Bazen deve kuşu olur, bazen başını kuma sokar, bazen kanatlarını açar, bazen deve olur. Bu kalemun gibi diyorlar ya yani. Deve kuşu bu kalemun. Yani nereden kurtarırız oradayız. Yani hepimizin özelliği bu. Yani şimdi burada biz hani küfür deyince afaki biraz okuyoruz da bunların nefsi kısmına da bakmak lazım yani. Öyle değil mi? Hepimizin de dünyasında var bu meseleler. Ya deve kuşu gibi nefis böyle. Allah Allah. Şeytan demek ki nasıl vesveseler veriyor bize. O zaman bunlardan kurtulmanın çaresi Risale-i Nur mesleğinde var ya. Nedir? Fela tuzekku enfusekum. Bir. Ama bu değil. Yanlış söyledik. Ve la tekunu kellezine nasullahı fensahum enfusahum. Ulaike humul fasigun. Risale-i Nur'un kaçıncı ayeti bu? Hatvelerin. Üçüncü ayet-i kerime. Haşir suresi değil mi? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَاسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Onlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Allah da ceza olarak kendi mahiyetlerini onlar unuttu. İşte deve kuşu gibi olmamız odur işte. Mahiyetimiz. Ya biziz biz. Bu anlatılanların hepsi biziz. Hepimizde var bunlar. Zoru gördük mü kaçarız. Kolaylıkta ücret mükafat zamanı öne çıkarız. Hepimizin özellikleri. Mesela bizim Nuri karşımda oturuyor mesela. Tesbihat uzun olduğu için mesela ne yapıyor Nuri? O bir odada sünnetini kılıyor. Mescide geç geliyor biraz. Niye? Erken gitse amcası ona tesbihat yap diyecek. Onun için en son geliyor Selhan tesbihata başlasın. Takip ondan sonra gelsin. Ne güzel tesbihattan kurtuldu işte. Peki yemek yapılmak olsa hemen tesbihat yapar. İnsan yani bu. Değil mi? İnsan bu hepimiz yani. Öyle değil mi Nurcuğum? Öyle yani. Biz nereden biliyorsun? Vallahi kendimden biliyorum. Aziz mesela. Böyle kartlaşmış bir deve kuşu gibi yani böyle. İyi o işi çok iyi biliyor yani mesela. Hepimizde var bu. Bende de var. Aziz'de de vardır yani herhalde değil mi? Yok mu Aziz? Yok abi ben öyle değilim biliyorsun. Var var var. Ben sana söyleyeyim var. Öyle diyor kardeşim işte ayet-i kerim. Biz peki ne yapacağız? Üstad bunun çözümünü söylüyor. Hizmet zamanı var olmak, ücret zamanı yok olmak. Hizmette kendini var bilmek, ücret zamanında kendini unutmak. İşte bunu geçen diyor, kat eflehe men zekkâhe sırrına mazhar olur. Allah bize o sırra mazhar etsin. Yani nefsini tezkiye edip eflaha, felaha erişenler onlardır. Nefsin tezkiyesi, tatiri budur. Yani deve kuşu gibi olmak değil, ben yaparım kardeşim. Mesela ne? Demet'e derse gidilecek. Vazife olarak gitmek var. Bir o gün avcı olmak var, hiç görmemiş gibi davranmak var. Şimdi mesela ben bakıyorum bizim grup var. Şimdi malumunuz WhatsApp'ta da görenleri görüyorsun yani. Kim mesajı gördü? Ben dikkat ediyorum bazıları mesajı görmemek için grubu açmıyor. Niye? Haberim yok abi vallahi ben görmedim diyecek adam. Yani... Başını kuma soktu. O zannetti avcı onu görmüyor. Veyahut kanatlarını kapattı. Ben deveyim dedi. Yahut kanatlarını açtı. Ben kuşum kardeşim. Bana yüklemeyin dedi. İnsanın özellikleri bunlar. Hepimizde de var. Ha ne yapacağım peki? Nefis istemeyecek. İşte Demet dersi var. Cumartesi. Evet. Nefis istemeyecek. Vazifede değil. Ama ne diyeceksin? Hizmet var. Ben varım kardeşim. Ücret ve mükafat var. Unutacaksın. Kendini görmeyeceksin. Üstadımız öyle güzel izah yapıyor ki kat eflehe men zekkaha. Geçen sizin dükkanda okuduk bu dersi. Sordular yani dükkandakiler. Onun için çok mühim bir mevzu. Kat eflehe men zekkaha. Cenab-ı Hak o nefsini tezkiye edip felaha erişenlerden eylesin. Üstadımız da Risale-i Nur'un tabi bunları bilmemiz lazım. Ben şimdi güzel güzel anlatıyorum da 1, 2, 3, 4 bak söyledim 3. adımdır bu dedim. Ya Fatih abi ma sabeke. Evet söyle. Ma sabeke min hasenetin fe min Allah
Ve ma asabeke min seyyatin femin nefsik. Doğru mu? İyilikleri Allah'tan, kötülükleri de nefisten bileceksin. Onu bilirsen işte Allah'ı unutmaz, kendini unutmaz. Kendinin farkında olur. Allah'a aynadarlık ettiğini bilirsin. Sonra külli şeyin halikun illa veç. Her şey her veç ile helak olacak der. Yalnız ona ait manalar müstesna dersin. Ücret aldığım nefsime bakan şeyler helak olacak. Fakat hizmet ettiğim şeyler Allah içinse ahirete gidecek der. Rahatla bu dünyadan gidersin. Evet. İşte öyle. Nefis de öyle. Deve kuşuna demişler kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş uçmamış. Ha sualimiz ne? Dalalette böyle dehşetli bir yol olduğu halde küfür, kafir nasıl yaşıyor? Ölümü gördüğü halde dünyadan nasıl lezzet alıyor? Nasıl? Şeytan acip bir mugalata ile onu kandırıyor. Nasıl ki kafire gitmeyelim biz kendimizden bakalım. Biz de bunların farkında olduğumuzu bile bile fedakarlık yapamıyoruz. Aynen öyle. Onunki biraz daha ifrat derecede. Evet. Aynen onun gibi kafir Kur'an'ın semavi ilanatlarına karşı küfrü mutlakı bırakıp meşkuk yani şüpheli bir küfre inmiş. Ona denilse madem mevt ve zevali bir idam ebedi biliyorsun kafire sorsak. Bakın dikkat ederseniz kafir nereye inmiş? Meşkuk küfre inmiş. Şüpheli küfür. Ne demek yani? Ademi kabul. Yani var yok. Ya mesela öyle ki Allah'ın rahmetinden kafirler bile ümit etmiş dünyada onun için yaşıyorlar. Yani şimdi üstadımız izah edecek yani biraz erken söyledim ama hani mevzuyu bildiğimiz için. Yani kafirler niye rahat ediyor biliyor musunuz? Müslümanlarda ahiret inancı var ya. O Müslümanların ahiret inancından Allah bizi de affeder belki biz de cennete gideriz. Evhamı, müspet evhamıyla ondan sonra mugalatasıyla şeytanın onlara mugalata vermesiyle şu dünyada rahat yaşıyorlar. Allah'a iman, ahirete iman öyle bir hakikat kainatı istila etmiş ki kafir bile bundan istifade ediyor. Bak şimdi imanın azameti ünvanına. Ya nasıl bir şey değil mi? Kafir istifade ediyor imandan. Evet madem mevt ve zevali kafire sorsak ölüm ve zevali idam ebedi zannediyorsun, ebedi yokluk diyorsun. Kendini asacak bir dar ağacı olan dar ağacı göz önünde hem her vakit bakan nasıl yaşar? Dar ağacında senin arkadaşlar nasıl yiyorlar? Sen de o dar ağacına bakıyorsun. Nasıl yaşarsın? Nasıl lezzet alırsın? O adam Kur'an'ın umumi veç-i rahmet ve şumullü nurundan aldığı bir hisseyle der ki yani Müslümanlardaki iman, ahirete iman, Kur'an'daki ahirete iman hakikatleriyle der ki mevt idam değil. Allah Allah kafir bile diyor. Ölüm yokluk değil. İhtimali beka var. Ebedi hayata ihtimal var. Ya varsa. Veyahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar ta ki eceli onu görmesin. Yani Azrail onu görmesin ve kabir ona bakmasın. Zevali eşya ona ok atmasın. Elhasıl öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Elhasıl çünkü koca gövdesi dışarıda avcı onu görür. Yalnız başını o kum içine sokmuş kendisi onu görmüyor. Çocukken biz bunu yaparız. Bakın dikkat edin ben çok yaptım kendimden biliyorum. Mesela bir suç işledin mi? Gözünü kapatırsın böyle yaparsın. Gözünü kapattığın zaman annen baban seni görmüyor zannedersin. Hepimiz de yaşamışız. Yani herhalde hepimiz aynı yaşlardan geçtiğimiz için. Veya böyle kapının ucundan bakarız. Veya elimizi beş parmağımızı gözümüze kapatırız. Böyle aradan bakarız böyle çaktırmadan. Zannederiz ki o bizi görmüyor. O da şeytanın muhalatasıdır. O zamandan başlıyor. Tam bu zamana kadar bu hale bizi getiriyor işte. Evet. Elhasıl. O meşkuk küfür. Şüpheli küfür. Vasıtasıyla deve kuşu gibi mevt ve zevali idam manasında gördüğü vakit Kur'an ve semavi kitapların imanı bil ahirete dair kat'i ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kafir o ihtimale yapışır. O dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse madem baki bir aleme gidilecek o alemde güzel yaşamak için tekalifi diniye ve meşakkatini çekmek gerektir. O ahirette güzel yaşamak için dini teklifi ve mesuliyetlerin zahmetlerini Allah'ın emirlerine imtisal etmek gerekir. O adam hemen şekki küfür cihetiyle der. Bir tarafta da küfür var ya hem iman hem küfür. Şekki küfür, şüpheli küfür cihetiyle der ki belki de yoktur. Ya yoksa ne için boştan yere çalışayım der. Yani vakta ki yani zaman oldu ki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle idam-ı ebedi alamından kurtulur ve meşkuk küfrün verdiği ihtimal adem cihetiyle tekalifi dini ve meşakkati ona müteveccih olur. Ona karşı küfür ihtimaline yapışır, o zahmetten de kurtulur.
Acayip bir şey. Ebediyet yoksa yok olacaksın. Ölüm var. Mutlak yokluğa gidiyorsun. Adem'e gidiyorsun. Hemen nereye yapıştı? Deve kuşu gibi kanatlarını açtı. Ya ahiret varsa, ya iman varsa, ya Cenab-ı Hakk'ın rahmeti varsa, o zaman Allah'ın dediklerini yap. Ya yoksa hemen deve oldu. İşte kafir dünyada böyle yaşar. Aynı deve kuşu gibi. Allah-u Teala kainatta her şeyi bize numune yaratmış. Allah deveyi, deve kuşunu öyle yaratmış. Bak yani aynı kafir gibi yani. Acayip bir şey. Onun için diyor ya, akıl almanız için çok ibretler var. Fetabiru ya ulil ebsar. Ey göz sahipleri bakın da akıl alın. Ya ey akıl sahipleri bakın mesela gibi ayetler. Evet, demek ki bu noktayı nazarda müminden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor. Dikkat edin tabire, lezzet almıyor. Lezzet alır zannediyor. Yoksa kafir lezzet almıyor. Çünkü tekalifi diniyenin zahmetinden o ihtimali küfriyle kurtuluyor. Alam ebediyeden ise ihtimali ebediyle cihetiyle kendi üzerine almıyor. Halbuki bu muhalatay şeytaniyenin hükmü gayet sathi, gayet uzaktan göstermekle aldatmak, bir yıldızı mum gibi göstermek nev'inden bir şeydir. Faydasızdır ve muvakkattır. İşte Kur'an-ı Hakim'in kafirler hakkında bir nevi ciheti rahmeti vardır ki hayatı dünyeviyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp, yani kafirler bu dünyada Müslümanlara hizmet ettiği için, insanlara faydalar olduğundan dolayı Allah-u Teala dünyada onlara bir mükafatı acile vermiş. Dünyada cehennem gibi yaşamıyorlar. Ne oluyor? Müminlere ve Müslümanlara ve Kur'an'a olan, Kur'an'da müminlere, insanlara olan umumi rahmetten onlar da istifade ediyor. Ve dünyada cehennem olmaktan kurtuluyorlar. Bir nevi şek vererek, şek ile yani şüphe ile yaşıyorlar. Yoksa ahiret cehennemini andıracak bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi. Ve intihara mecbur kalacaklardı, intihar edeceklerdi. Öleceklerdi, yaşayamayacaklardı bu azapla. İşte ey ehli iman, sizi idam ebediden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına, Kur'an'ın himayeti altına, koruması altına müminane, yani inanarak hakkıyla yu'minune bil gayb manasında, gayba iman eder derecesinde ve mu'temidane itimat ederek giriniz. Sünnet-i Seniyye'nin dairesinde teslimkarane, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı o cadde-i kübraya teslim olarak, onun yaptığına ittiba ederek ve müstahsihane dahil olunuz. Severek, isteyerek, bilerek, farkında olarak onu güzel olarak dahil olunuz. Dünya şekavetinden de ahiret şekavetinden de kurtulunuz. Evet. Bir saat olmuş. Dokuzuncu da uzun gider. Onun için bu kadar yeter diyor Fatih abi. Bu kadar ilmi kelam dersi diyor yeter. Ama şifa hazımdadır abi. Şifa hazımdadır değil mi? Bak güzel ilmi bir tabir geldi. Fatih sen ikna etmedin ama Barış beni ikna etti şu anda. Yediğim vakit az ye. 3-4 saat fasıla vermeden daha yeme. Şifa hazımdadır. Allah razı olsun. Nurcular böyledir. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim.